etsin. Adamın konuşmasını istemediler. Bu pisliğe ulaşmamın tek yolu bu herifti. Taylan Bey, daha dikkatli olmanız. Hayatınız tehlikede. Sizi öldürmeye çalışanlar her kimse tekrar deneyeceklerdir. Sanmam. İsteselerdi beni çoktan öldürürlerdi. Başka planlarım var diyorsunuz. Bilmiyorum, Allah kahretsin. Bilmiyorum. Ama o pisliği bulacağım. Öldü mü? Tamam. Anne, valizlerimi taşımama yardım eder misin? Tabii. Benim kızım hak ettiği yere dönüyor da ben hiç yardım etmez miyim? Halem, ay sen o yalıya nasıl yakışıyorsun bir bilsen. Orası benim yuvam. Bir daha asla yıldan ayrılmayacağım. Dale, ay kız gerçekten Ömer Taylan'ı öldürmeye çalışmış mıdır? Ondan her şey beklenir. Baksana, korkunç insanlar girdi hayatımıza. Önce Selen, sonra Ömer. Ama merak etme. Sırasıyla hepsinden kurtulacağım. Eskisi gibi olacağız yine. Defolup gidecekler hayatımızdan. Taylan'la ben yine mutlu olacağız. Hadi bakalım. Çetin Bey ve Selen Hanım evdeler. Kapıya da güvenlik koyduk. Güzel. Onlara zarar gelmesini istemiyorum Mert. Benden daha iyi koruyun onları. Tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Sağ ol. Çok safım ben ya. Dayım dedim, canım dedim, adamın dibi dedim. Gittin arkadan bıçakladın beni. Çetin, sus dedim. Çocukluğumdan beri kolladın beni. Abim bildim seni, arkadaşım bildim. Aşağılık herifin teki çıktı. Kızmıştım sana. Ablamı sevdiğini söyledim sana. Hadi beni bırak, Çetin'in nişanlısı ol. Ona nasıl aşık olabilirsin sen? Çetin. Bebeğin beşiği çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenni, 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 nenni bebek oy. Abla tamam. Yedin bitirdin kendini. Bir kerecik yüzünü görseydim bari. Koklayabilseydim. Abla anlıyorum. Üzgünsün ama çocuğun ailesi de haklı sonuçta. Beni çocuğumu sevmekten alıkoyamazlar Beyaz. Böyle bir hakları yok. Tamam abla. Hadi gel sofraya otur da yemeğimizi yiyelim. Kadriye teyzeleri de yemek koy demiştim. Hazırladın mı? Hazırladım, hazırladım. Götürür şimdi onu da. Ben gidiyorum. Nereye? Dayıma. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Gel konuşacağız dedi. Gidiyorum işte. Emir büyük yerden. Birbirinizi yiyemeyeceksiniz değil mi? Saçma sapan. Çetin bak o konu... Asiye tamam lütfen başlamayalım ya lütfen. Oğluşum hadi yürü. Kime diyorum ben? Hadi gel. Baba! Turacan! Nasılsın oğlum? Kurban olurum sana. Hadi eve gidelim. Olmaz. Baban gelemez, işleri var. Gidelim. Benim işlerim var. Şimdi gideceğim ama sonra görüşeceğiz.
Sonra görüşeceğiz. Hacer abla, ne yaptın sen böyle ya? Orduyu doyuracak yemek yapmışsın. Halbuki tek asker benim. Nasıl kızım? Ya evde bir tek ben varım diyorum. Sen yersin işte. Bunların hepsini ben mi yiyeceğim? Çiçek uyudu mu? Uyudu. Ya ayaktayken bakmaya doyamıyorum. Uyurken ayrı bir güzel oluyor. Herkesin çocuğu mu güzel, bana mı öyle geliyor? Çok güzel maşallah, çok. Kapıyı açayım ben. Afiyet olsun. E tabii dert yok, tasa yok. Ne güzel sofrayı yiyin tabii. Ne oluyor be? İçeri girdin, dakika bir gol bir atar. Otur şöyle yemek ye. Yemeyeceğim ya. Hiç canım istemiyor. İştah mı kaldı? Ya abla, her şeyi sen yapıyorsun. Hesap vermek bana düşüyor. Sıkıldım ya. Allah Allah. Ne oldu yine ya? Geç bakayım şöyle, anlat. Sıkıldım yani. Vadesi dolmamış demek ki. Ne yapacaksın? Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öyle öyle. Hayırdır kız? Kazanları kurmuşsunuz, ne kaynatıyorsunuz öyle? Neyse ne, sana hesap mı vereceğiz? İnsan gibi bir şey sorduk. Ne çemkiriyor? Celal var ya Celal, adam ölmemiş, yaşıyormuş. Ya biz de çok şaşırdık. Morgdayken canlanmış diyorlar. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Nasıl yani? İyileşmiş mi? Kalkıp konuşmuş mu? Yoğun bakıma koymuşlar, ecelle pençeleşiyormuş. İnşallah kurtulur da Ali mi canına kastetti, yoksa başkası mı anlatır? İnşallah komşum. Belki Mali sahiden masum, gerçek caninin kim olduğunu söyler polise. Atarlar hapse artık kimse, gün yüzü göstermezler. Sen niye daldın kız? Mehmet mi geldi aklına? He kız, ne oldu? Buldunuz mu kardeşini? Bulmadık. Benim işim var. Kaçtım. Ya bitsin artık, dayanamıyorum gerçekten. Ya kızım, baştan anlatsana şunu. Babam. Ne oldu, kızdı mı? Yine başladı değil mi? Ne yapacaktı başka abla? Sen burada bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Teneke çıkmasındaki bütün acıları ben çekiyorum. Herkesin canı benden çıkartıyormuş gibi sanki. Ay Mine, başladın yine ha. Açtım muslukları. Sendeki sular da hiç kesilmiyor yani. Tamam, bir şey demedim. Ne oldu, anlat. Ya ben her şeyi söyledim. Her şey senin yüzünden oldu dedim. O da sonra namuslu, iffetli falan diye girdi değil mi? Anladım ben sonunu ya. Bırak. Sanki biz bilmiyoruz. Abla yeter artık. Allah aşkına çık ortaya, bitsin her şey. Kızım nasıl çıkayım ya? Ay ben de bir anneyim artık değil mi? Ne yapayım? Hapse gireyim, çiçeği ortada mı bırakayım? Peki ne olacak? Bilmiyorum. Bir çaresini bulacağım. Aa! Uyanmış. Uyutayım dedim ama uyumadı. Ben de aldım getirdim anneye. Gel. Kime bakıyorsun sen? Teyzeye mi bakıyordun? Bak kim gelmiş. Sulugöz teyze. Gideceğim mi ona da? Git bir merhaba de. Teyzeciğim ben de Çiçek de. Ben bu güzelliğin teyzesi miyim şimdi? Tabii kızım. Anne yarısısın hatta. Abla bu çok güzel bir şey. Ay Mine. Senin civatalar da iyice gevşemiş ha. Vallahi bizim mahalledeki tesisatçı Tahsin abiyi çağıracağım şimdi. Zzz yapan vardı ya. Muslukları diş bitmiş. Komple tesisatı dedeye değiştirmek lazım. Yapma böyle. Gir oğlum içeri. Ay. Allah'ım ne yapacağım ben? Ya bu adam uyanınca her şeyi anlatırsa? Kesin beni hapse tıkarlar. O uyanmadan bu işi halletmem lazım.
Taylan Bey içeride. Çetin Bey de şimdi geldi. Merak etmeyin Mert Bey. Evet, neymiş bu kadar önemli olan konu? Aa, pardon, başlamadan bir şey soracağım. Sen hangi alemden geliyorsun? Mesela ruhlar alemi ise çünkü... yani onları gücendirmeyelim. Sen gene de masayı 3 kere falan vur. Tamam Çetin, her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın ya? Neyi anlatacaksın? Ölü numarası yapıp hepimizi aptal yerine koymanı mı? Asiye ile iş birliğiniz mi yoksa ona olan kocaman aşkını mı? Öyle bir şey yok Çetin. Aa, reenkarnasyon diyorsun. Harika. Peki bu Taylan kime aşık? Kimseye aşık değil Çetin. Benim Asiye ile bir alakam artık yok. Çatıda yanıma çıkıp bas bas bağırıyordun seviyorum diye. Atlasak asfalta yapışacağımız bir yerde. Evet. Ben de bunun için bağırdım sana zaten. Sana sinirlendim. Böyle bir konu yüzünden oralara çıkmamıza gerek yoktu. Sana inanmam bekleme ya. İster inan, ister inanma Çetin. Ama benim artık Asiye ile bir alakam yok. Nasıl yani? Taylan çiçeği bulmuş ve sana söylememiş mi? Söylememiş. Beklemiş yani. Ben de saydırdım tabii. Neden çocuğumu bulup ilk dakikada getirmiyorsun diye. Kavga ettiniz yani. Hmm. Ya daha doğrusu ben tek taraflı kavga ettim. Biliyorsun, huyumdur. Tanıyorsun beni. O zaman aranız kötü. Mine, bu ne biçim sorular ya? Ne dedikliyorsun sen? Dedikliyorum çünkü Taylan seni... Ne Taylan? Söyle, kıracağım kafana ha. Ne söyleyeceğim ya? Bir şey olduğundan değil. Merak ettim sadece. Allah'ım ya Rabbim, çengel bulmacanın içinde gibiyim resmen. Ya okları takip etmekten anam ağladı. Ben bir şey soracağım sana. Ha, sor. Soldan sağ kaçar mı? Tam şaka. Gerçekten Taylanlarınızda bir şey yok mu? Siz Çetin'le sözleştiniz mi beni delirtmek için ha? İkinizde de aynı sorular. Soruma cevap verir misin? Yok. Taylan'la aramda hiçbir şey yok. Alsın artık şu kas kafanız bunu, tamam mı? Ya ne olabilir ki? Oldu mu, bitti mi sorgu memuru? Neyse, ben artık gideyim. Babamlar merak etmesin. Dur, dur. Şunu da. Ne bu? Kirayı falan ödersiniz. Rahatlatır biraz sizi. Ay yok abla, biz başımızın içerisine bakarız. Al. Gurur yapmanın sırası değil şimdi. Kendin için almayacaksın. Babaannem için, Ayşe için alacaksın hiç yok, tamam mı? Ne diyeceğim babama? Ya yolda buldum de, Allah Allah. Ay oldu, o da inandı hemen. Borç aldım de. Yalan yoktu sanki, Allah Allah. Ay çok zahmet ettiniz. Ay zahmetlik bir şey yok vallahi. Zaten kendimize yapıyorduk, azıcık fazla yaptık. Ispanakla mercimek yaptık. Beğenirsin inşallah. Beğenmez olur muyuz, Allah razı olsun. Zor günümüzde bize sahip çıktınız. Ben de kara kara düşünüyordum ne yemek yapacağım diye. Siz gelmeseydiniz kuru ekmek yiyecektik. Değil mi babaanne? Yanlış bir şey mi yaptık? Yok, yok. Siz yanlış yapmadınız da... onun ağrına gitti tabii, ne yapsın? İş bulabildin mi Salim abi? Vallahi birkaç yere gitti, görüştü ama daha bir ses seda yok. Yani bu oyunu oynamak zorundaydım. Hastanedeyken beni zehirleyip öldürmeye çalıştılar. Uyanmasaydım şimdi gerçekten ölmüş olacaktım. Kimmiş peki? Bilmiyorum. Ama bunu öğrenmek için... ben herkese öldüğümü söyledim. Ha, herkese söyledin. Çok güzel. Ben herkesim çünkü, değil mi? Asiye herkes değil. Ona söylersin ama ben herkes. Bravo, bravo. Çetin, tamam. Zaten artık evden de ayrılıyorum. Sen de Asiye'ye de çocuğuna da sahip çıkarsın. Ne? Evden mi ayrılıyorsun? Evet. Etrafınızda dolaşıp daha fazla huzurunuzu kaçırmak istemiyorum. Dayı. Ya bir sürü olay oldu. Yani bir sürü şey yaşadık. Ya iyi ki sana bir şey olmadı. Çetin, o gün otel odasında sana el kaldırdığım için üzgünüm. Özür dilerim. Yaptığımız ölüm oyunu canımı her şeyden çok acıttı. Unutmamı bekleme. Of.
Neresin be Fatma? Pervin? Ne oldu, hayırdır? Yok bir şey. Turacan'a biraz bakar mısın diyecektim. Bakarım tabii, bakmasına da. Sen nereye? İşlerim var. Geç kalmam. Yaramazlık yapma. Ne işi var ki acaba? Bilmem ki. Oy! Fatma ablasının balı mı gelmiş? Aç mısın? Tost yapayım mı sana? Olur. Hı? Hadi gel. Bavullarla falan gelmişsin, yerleşmeyecek herhalde, değil mi? Ay çok komiksin ha. Neden? Burası benim evim, unuttun mu? Sen gelmeden önce de buradaydım. Geri dönmemden doğal ne olabilir? Tilki olduğunu biliyorum da... burası Kürkçü dükkanı değil hala. Evet, her şey değişti. Ama ben de değiştim. Oo. Bildiğin kibar hali değilim artık. Seninle senin anladığın dilde savaşmaya hazırım. Hiç ağzına yakışıyor mu senin böyle şeyler? Kızım sen bana bileneceğine kendi yaptığın rezaletleri anla önce. Kes sesini. Sen beni yargılayamazsın. Hadi ya. Senin yüzünden evliliğim bu hale geldi. Hayatım darmadağın oldu. Ama artık kaybedecek bir şeyim yok. O yüzden kendine dikkat et Selen. Anladın mı? Canım benim, senin yaptığın atar benim canıma can kadar. Göreceğiz. Zeynep, bavullarımı odama getir. Yüzsüz. Ne oldu usta? Konuştun mu patronla? Aldı mı işe? Gelsene içeri. Sağ olasın Salim, gelmeyeyim. Evde çoluk çocuk bekler malum. Peki, ne dedi, işe aldı mı? Kusura bakma Salim. Söyledim. Senin şu olayları duyunca olmaz dedim. Şu cezaevi falan. Anladım usta, anladım. Sağ ol, eksik olma. Seni de yorduk. Yok. Ne olacak? Konuştuk işte. Ben şimdi gideyim. Haydi selametle. Güle güle. Of Çetin ya. Neredesin? Hayret bir şey. Arama kızım ya. Aa. Al kardeşim, üstü kalsın. Alo. Çetin, neredesin sen, saat kaç olmuş? Sen böyle bebekle evde oturan kadın kafasına iyice girdin ha. Ne bu böyle ya, hesap sormalar falan? Sen Taylan'la buluşmayacak mıydın? Buluştum. Ha, hala yanında mı? Hayır, çıktı o. Sen niye o zaman hala oradasın? Ya kızım bir dur iki dakika, bir kafamı toplayayım dedim. Aa, Çetin. Bir dakika, bir dakika. Aşk olsun ya, insan bizi de arar. Çetin, kim o kız ya? Özlettin kendini. Ya dur, geliyorum. Şey, konuşayım. Tamam, biz o taraftayız. Bekliyoruz bak. Alo. Çetin, neredesin sen? Konum gönder bana, konum. O konuma gömeceğim seni. Hatta sen ben gelene kadar mezarını kaz, tamam mı? Ya gelmeni gerektirecek bir durum yok. Eski arkadaşlarıma rastladım, o kadar. Çetin, senin o eski arkadaşlarını ayağımın altına paspas yaparım ben. Ne öyle mucuk mucuk sesler buraya kadar geliyor? Hayatım, birbirine rastlayan insanlar birbirlerinin yanaklarından öperler. Bunda olağanüstü bir durum yok. Ayrıca senden bir şey gizli olsaydı telefonu kapatırdım. Çetin, hemen eve geliyorsun. Şu anda çıkıyorsun oradan. Tamam, oturayım 5 dakika çıkarım. Sana oradan çıkıyorsun diyorum ya. Allah Allah, ne oluyor ya? Sen zabit misin, amir misin kızım? Al, kendine gel. Hesap sorma bana bu kadar. Cık, hayret bir şey ya.
Aa! Bütün bunlar niye bizim başımıza geldi? Hep o alçak Berkant yüzünden. Kim bilir neler çektirdi kızımı. Ama hesabını soracağım. Bekle. Niye bakıp duruyorsunuz öyle yüzüme? Duydunuz. Artık buradayım. Bu yılda ne olup bittiğini bana tek tek anlatacaksınız. Olan biten her şeyden haberdar olacağım. Anlaşıldı mı? Hı hı. Peki. Akşam yemeğinde ne var? Fırında tavuk, zeytinyağlı. Tamam, boş ver onları. Balık yapın. Taylan balığı çok sever. Bu saatten sonra nereden bulacağız Hala'nın balığı? Geç olur yani ondan. Bir an önce başlayın o zaman. Vaktinde yetişsin. Değil mi? Yapacağız artık kızım. Yetiştireceğiz. Sen git balığı al. Zeynep, burada mısın daha? Duymadın mı Hala Hanım'ı? İki ayağın bir pabuca gördü zaten. Tamam Hacer abla, gidiyorum. Bu tavuğu da biz yiyeceğiz artık. Demek sana karışmayayım ha? Ben seni eve getirmesini bilirim. Bana müsaade. Aa, oturuyorduk ne güzel. Vallahi ya, ne bu acele? Ya evet de nişanlım var da benim. Ne? Ne zaman nişanlandın sen? Ve bundan bizim niye hiç haberimiz yok? Biraz ani oldu aslında. Ya görsünüz tam bir baş belası. Ama bayağı aşığım yani. Oo, hadi bakalım. Görüşürüz. Alo. Çetin, çabuk eve gelmen lazım. Neden? Ne oldu? Mehmet. Ne oldu Mehmet'e? Ay Mehmet çok hasta. Ateşler içinde yanıyor. Gel hastaneye götürelim. Tamam tamam geliyorum, geliyorum. Böyle gelirsin. Hemşire Hanım, Celal Bey'in odası burası değil mi? Evet, siz kimsiniz? Ben bir yakınıyım. Durumu nasıl? Hastanızın durumu iyiye gidiyor. Her an kendine gelebilir. Öyle mi? Evet. Celal'i nereden tanıyorsun sen? Sen kimsin ya? Ben onun karısıyım. Esas sen kimsin? Celal, benim beyimin ahbabı olur. Böyle tesadüfen duyunca bir geçmiş olsuna geleyim dedim. Nasıl bir tesadüfmüş ki o? Şimdi bizim enişte burada safra kesesi ameliyatı oldu. Ona bir ziyarete geldik. Hemşirelerden de duyunca böyle bir uğrayayım dedim. Ha, geçmiş olsun. Celal'e çok şükür. Tez zamanda iyileşecek inşallah. Sağ ol. İnşallah. İnşallah. Mars oğlum. Gel senin de bir ifaden alayım. Salim amca. Sen gelsene benimle bir. Bir şey mi oldu Salim amca? Gel be gel. Yürü.
hayırdır Salim amca ya? Ulan senin yüzünden kızımın başına gelmeyen kalmadı be. Ne kızı Salim amca, ne oluyor? Ulan bir de utanmadan soruyor musun? Ne yaptı lan Asiyem sana? Neydi Asiyem'in günahı ha? Bizim günahımız neydi, ne yaptık biz sana? Ulan kızıma ne yaptın da kızım seni bıçakladı, cevap ver. Ya Salim amca, yani bilirsin Asiye işte. Bırak lan! Benim kızım bir şey olmadan kimseyi bıçaklamaz. Kimseye kıymaz o. Sen bir şey yaptın. Ne yaptın lan kızıma? Ne yaptın da kızımı benden aldın? Ailemizi mahvettin lan. Utanmıyor musun lan? Salim amcaya bak. Ulan seni şurada gebertmek var ya. Yürü git lan. Ailemin etrafında dolaşma. Perişan ederim lan seni. Yürü. Alsın artık şu kas kafanız bunu, tamam mı? Ya ne olabilir ki? Oldu mu bitti mi sormayayım. Ablam Çetin'i seviyor. Taylan'la ilgim yok diyorsa yoktur. Üf, kötü düşünme artık Mine ya. Efendim babaanne. Eve bir şeyler alacağım, sonra geleceğim. Buldum işte bir yerden para. Tamam, gelince anlatırım. Tamam, hadi bay bay. Herit bir şey. Berkant, bir dakika ya. Bu ne hal? Gidip soracağım ablana ne olduğunu. Ne oldu? Ulan kızım yaşıyormuş be. Bana haber vermiyorlar. Ama o kadar kolay değil mi ne? Gidip alacağım kızımı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir sakin ol, bir dakika. Onlara göstereceğim dünyanın kaç bucak olduğunu. Ya Berkant dur. Berkant bir durur musun? Berkant ya. Berkant. Hoş geldiniz Taylan Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin. En sevdiğin yemekleri hazırlattım. Aç mısın? Hayır hale, ben yemeyeceğim. Çıkacağım birazdan. Toplantın falan mı var? Hayır. Yalı'dan ayrılıyorum. Ne gerek var buna? Nerede kalacaksın peki? Hale, gitmek istiyorum. Gidiyorum. Lütfen engel olmaya çalışma. Ben geldim diye mi gidiyorsun? Hayır. Sadece gidiyorum. Ve bu konuyu daha fazla tartışmak istemiyorum. Anlıyorum. Ama ben senin için endişeleniyorum. Canını zor kurtardın zaten. Yalıdan uzakta ne kadar güvende olabilirsin? Ben kendimi koruyabilirim. Merak etme. Bilmediğin şeyler var ama. Neymiş onlar? Seni öldürmeye çalışan Ömer olabilir. Ben ondan şüpheleniyorum. Ben etrafımdaki herkesten şüpheleniyorum hâlâ. Herkes. Ben de mi? Evet. Sen dahil etrafımdaki herkesten. Taylan, bir dakika dur konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Gidiyorum. Esfal, dakika bir, gol bir, adamı evden kaçırdın. Her şeye burnunu sokma. Ne oldu? Neredesin sen? Ya of kızım var ya, Umar'ın başına bir şey gelmemiştir gerçi. El alemin çocuğuna başına bir şey gelirse ne yaparız ya? Ya sen böyle telaşlıyken daha mı çekici oluyorsun he? Ben şartlara göre değil, şartlar bana göre şekil alır bebeğim. Hmm. Tabii. Canım ya. Ne oluyor ya? Ya Mehmet iyi mi? Kızım bir şey söylesene. Sana bunu ispatlayacağım Taylan, merak etme. Benden şüphelendiğin için özür dileyeceksin. Şu ses kaydını bir bulayım da. Şimdi
pişman olacaksın söylediklerin için. Bir şey yok mu çocuğun? Aa. Numara mı yapıyorsun sen? Niye yaptın böyle bir şey şimdi? Ne yapayım? İnsan gibi çağırınca gelmiyorsun. Orada kızlarla kakara kikiri. Kakara kikiri yapmıyorum kızım. 5 dakika oturdum kalktım. Niye panik ettiriyorsun beni? Ne oldu paşam ya? Zoruna mı gitti eve erken geldin diye? Ha? Kızım telaşlandım. Anladın mı? Sevmem ben böyle şeyleri. Beni sen mecbur bıraktın Çetin. Numara yapmamı istemiyorsan ben çağırdığım zaman adam gibi geleceksin. Kedin miyim ben senin ya? Pis pis dediğin zaman geleceğim. Bir de tasma tak istersen. Ya. Ha? Kalkacağım. Ha kalkacağım. Yok Mehmetciğim gel. Uyuyacağız. Hepimiz uyuyoruz. Bak. Herkes uyuyormuş. Ayrıca sen aradığında kalkmıştım ben masadan. Eve geliyordum yani. Anladın mı? O yüzden böyle katakollere gerek yok. Ne yaptım ki ben şimdi ya? Kıskandım alt tarafı. Üf. Çetin. Çetin durur musun? Düşeceğim şimdi topuklularda ya. Ya dursana be adam. Kızım bana böyle numaralar yapma. Hani beni özgür bırak diyordun ya. Ben de aynı şeyi talep ediyorum, tamam mı? Ya Çetin. Benim kıskançlığımın başladığı yerde senin özgürlüğün biter Çetin Bey. Erkekleri kaçırma konusunda üstüne yok Selen'cim. Halef. Bu yalıdan gideceksin. Bunlar son günlerin. Bence tadın çıkar. Ya sen bana bu lafı söylemekten sıkılmadın mı? Sen niye bu evdesin? Kızım Taylan istemiyor seni. Görmüyor musun? Anlamıyor musun? Ayrıca biz manyağız evet yani Çetin'le ben. Ama bu durum ilişkimize aşk, şehvet, böyle bir limon güzel hisler katıyor. Bazı problemlerimiz var evet ama merak etme hepsini çözeceğim ben. Vay anasını satayım ya. Ne sorunlu ne problemli hayatınız varmış. Çöz çöz bitmiyor. Gerizekalı. Yok ben istesem de senin seviyene inemeyeceğim. Canım benim seviyeme inemezsin zaten. Bunun için bayağı bir yokuş çıkman lazım. Tatlım. Salih. Geldin geldi ağzını bıçak açmıyor. Hayırdır? Yok bir şey anne. İş olmadı diye bu kadar harap etme kendini be oğlum. Ya bir o olsa iyi be ana. Bitmiyor ki. Biri bitiyor, öteki başlıyor. E daha başka ne oldu ki? Sen de biliyorsun ana. Şimdi inşaata gidip çalışayım desem kimse bana iş vermez. Naylonculuğa dönsem cep delik, cepken delik. Kafayı yiyeceğim vallahi ya. Babaanne, benim kumbaram nerede? İçinde param var benim. Ne bileyim yavrum, iyi bak işte. Pervin karısı her şeyi onların içine tıkmış, oradadır. Param yok. Benim param vardı bunun içinde. Ay onu da mı almış ahlaksız? Üzülme Ayşe, üzülme kızım. Ben veririm sana, yine biriktirirsin. Ama benim param vardı. Sana verecektim, paramı aldı. Ayşe! Ayşe! Ayşe kızım! Ayşe! Ayşe dur kızım! Ayşe! 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 Ay, param vardı benim. Ayşe, dur kızım, dur. Tamam, lanet olsun. Boş ver parayı. Paramı istiyorum, o benim param. Versene.
Ayşe, yavrum hadi eve gidelim, ben veririm sana. Hayır, o benim param, versin paramı. Babama verecektim ben. Tamam kızım, tamam, boş ver, gel. Canım benim, yavrum. Gel canım, gel. Hadi gel kız. Gel kızım, gel. Allah'ım ben ne yapacağım, ne yapacağım? Celal uyanırsa benim yaptığımı söyler. Bu herif bir gün beni deliksiz mutlu edecek mi acaba ya? Her günümüz ayrı vukuat. Allah'ın cezası. Cehennemin dibine gitsin. Sen duyma bunları anneciğim, tamam mı? Ne oldu, babaya laf söyledim diye mi öyle melül melül bakıyorsun? He? Çok güzelsin sen ya. Çiçek, sen ateşin mi var? Hacer abla! Hacer abla! Kıskanıyor beni. Tabii, o atarları falan o yüzden. Yani kimseyle paylaşmak istemiyor. Anlıyorum tabii ben de onu. Tam benim gibi. Ben de çok böyle manyak gibi, deli gibi seviyorum onu hakikaten. Vallahi bak, Asiye benim tek gel. Vay arkadaş ya, o kadar mı sıkıcıyım ya? Alo. Alo. Vay be. Vay be. Seni sevdiğimi kimse bilmeyecek Asiye. Bu yasak aşk. Kalbimde saklı kalacak. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire. Nedenini sorma boş yere. Seni kucaklama geldi içimden. Kendimi tutamadım, işte geldim yanına. Anladım sendin aradığım hayatım boyunca. Kim koşup açmaz hemen aşk kapıyı çalınca. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter, gel benimle ol. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire. Nedenini sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden. Kendimi tutamadım, işte geldim yanına. İnanmazdım sevgiye, gülerdim ben herkese. Derdim insan kısmetini kendi bulur isterse. Oysa sözler ne kadar boş insan sevince. Kalbim sanki deli gibi seni görünce. Mantık, irade, kuvvet, sevince pek işlemiyor. Canım senle olmak istiyor. Hacer abla, ya bir baksana ateşi var sanki. Yanıyor bu çocuk. Ne yapalım, dereceyle ölçeyim ha? Yok, dereceye lüzum yok. Bunu hemen hastaneye götürmek lazım. Hastane mi? Çetin? Senin de muhabbetin hiç çekilmiyor be abi. Ya bir akıl ver ya, bir şey söyle. Yok, gözümün içine baka baka. Bak, bak arıyor, bak. Özür dileyecek tabii. Tabii ama yemezler, sessiz. Aradığınız kişiye hatlar yüzünden değil, yediğiniz hatlar yüzünden ulaşılmıyor hanımefendi. Kolay değil öyle. Ha ha. Ara sen. Çalsın daha, çalsın. Ha ha. Ha ha. Ha. Aç şu telefonu ya. Açmıyor ki. Ben ne yapayım ben? Ay ne yapacağız şimdi? Sen taksi çağır. Mehmet'i de odasına götür. Tamam.
Gel Mehmet. Gidiyor musun? Gidiyorum hali. Hacer abla, taksiyi aradın mı? Ay. Ne oldu? Bir şey yok, ben halledeceğim. Çiçeğe mi bir şey oldu? Ya ateşi var biraz. Hastaneye götüreceğim. Taksi yokmuş durakta. Çetin nerede? O götürsün. Ulaşamıyorum ona. E tamam, ben çıkıyorum. Ben sizi bırakırım. Yok yok, gerek yok. Ben hallederim. Hadi saçmalama. Ay, Taylan. Hadi. Allah'ım sen şifasını ver yavrucuğum. Berkant! Ya abla bir kere de aç şu telefonu ya! Berkant! Nereye? Çekilsene kardeşim ya! Allah Allah! Sen çekil, özel mi burası? Öyle kafana göre giremezsin. Çetin'i çağır bana ya da Selin'i, çabuk! Yoklar evde. Nasıl yoklar lan? Yalan söylüyorsunuz, bırak! Ya Berkant yokmuş işte, bırak hadi gidelim, yürü! Sen karışma. Uzaklaş kardeşim! Ya Allah Allah, uzaklaşmazsan ne olur lan? Allah Allah! Lan he? Ne olur! Ulan bana bakın, bittiniz ulan siz. Soracağım size bunun hesabını, duydunuz mu beni? Soracağım! Onlara söyle, bir daha gelecekmiş buraya, tamam mı? Berkant, bir sakin olur musun ya? Ben bunun hesabını ablana soracağım yine. Duydun mu? O ablan var ya, senin o ablan. Bütün bunları para için yaptı be. Saçmalama. Ya bırak ya. Herkese başka oynuyor ya. Ha bir benim enayi yani, ha öyle mi? Ulan herkesi parmağında oynatıyor senin ablan, herkesi. O Çetin dallamasını. Seni bile be, seni bile! Allah'ım yarabbim. Ne oluyor? Selen Hanımlar yok mu gerçekten? Yok. Taylan Bey'le çıktılar. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Zeynep! Neredesin? Baba. Yemeden içmeden olur mu kızım? Sen de hasta olursan ne yapacağız? İstersen şu kantine gidip sana bir tost yaptıralım. Gel şurası. Efendim? Alo, Taylan ne yaptınız? Çok merak ettim ben. Çiçek iyi mi? Doktor hanım muayene ediyor şimdi. Birazdan bilgi verecek. Anladım. Hangi hastanedesiniz? İyi yapmışsın. Oranın doktorları çok iyidir. Tamam, bana haber ver olur mu? Tamam, tamam. Nesi varmış doktor hanım? Korkulacak bir şey değil. Üşütmüş. Ben size gerekli ilaçlara yazacağım. Çok şükür. Kalk yerine yat istersen, boynun tutulacak böyle. Abi. Abim. Oho. Alo. Alo. Çetin. Neredesin sen? Çiçek çok hastalandı. Hastanedeler şu anda. Ne? Hastane mi? Ateşi çok yükseldi. Selen seni aramış ama ulaşamamış. O yüzden aradım ben de, haber vereyim diye. Tek başına mı gitti? Kim götürdü? Yok. Taylan'la beraberler. Hangi hastane? Tamam, tamam. Geliyorum ben. Neler çeviriyorsun gene? Of!
Allah Allah, kim bu saatte ya? Ne oldu? Bilmem, tanımadığım biri arıyor. Aç aç, belki abinle ilgilidir. Alo? Alo? Abi sen misin? Allah'ım sana şükürler olsun. Çiğdem, bana bak, bir süre bu numarada ulaşın bana, tamam? Abi neredesin sen ya? Çok merak ettik seni. İyi misin? Merak etmeyin, iyiyim ben. Aklınız kalmasın diye aradım. Kapatmam lazım şimdi, oldu mu? Abi dur. Ne oldu? Bu adam, yani Celal, ölmemiş, hastanedeymiş. Vallahi mi? Ver ver. Yani yoğun bakımdaymış. Durumu ağırmış ama annem Allah'tan ümit kesilmez diyor. Ali! Oğlum! Hadi korkma, çık gel aslanım. Allah büyük. İnşallah kalkıp anlatacak seni yapmadığını. Cümle alem öğrenecek katil olmadığını. Ali! Duydun mu beni annem? Ya anne, ben o adamı gördüm yerde yatarken. Ölüden farkı yoktu. Kurtulmaz hiç. Vallahi sen de boşa ümitlenme. Oğlum bak öyle değil. Anne tamam. Mahallede ne olup ne bitiyor sen ondan haber ver bana. İnanıyorlar mı katil olduğuma? Yok yok oğlum. Herkes Ali öyle şey yapmaz diyor. Mine ne diyor? Mine'nin bir şey diyecek hali mi var canım? Pervin bunları koydu kapının önüne. Şimdi ailecek Sabahat'ın evinde kalıyorlar. Hemşire hanım, durumu nasıl? Gözünüz aydın. Celal Bey kendine geldi. Ben görebilir miyim kendisini? Sadece 5 dakika. Sağ ol. Ulan sen... Benim suçum yok biliyorsun. Sen üstüme geldin. Bittin sen. Celal. Şikayet etmeyeceğim değil mi? Hayatını bitireceğim senin. Doymadı paraya, doymadı. Ocağımızı söndürdü ahlaksız. Sen ne istersin be şuncacık kızın parasından ya? Ne geliyorsa başımıza parasızlıktan geliyor. Şu fakirliğin gözü kör olsun. Ey büyük Allah'ım, neydi benim günahım ya? Ana, bu Mine nerede? Gecenin bir vakti oldu, hala ortada yok. Doğru diyorsun. Alışveriş edeceğim dediydi. Kaç saat oldu? Ne alışveriş ya? Parayı nereden buldun? Mesela şu telefonu. Yok, açmıyor. Başına bir şey gelmiş olmasın bu kız? Nereye oğlum? Gideyim bakayım. Başına bir şey mi geldi acaba? Hay Allah'ım sen koru yarabbi. Of of of. Artık sen de endişelenme. Bak ateşi düştü. Doktor iyi olduğunu söyledi. Ya biliyorum bana biraz kızgınsın. Çiçeği sana hemen getirmedim diye ama kötü bir niyetim yoktu. Bunlar şimdi burada konuşmasın. Bilmeni istediğim tek şey... onu sana kavuşturmaktı. Sen çok iyi bir anne olacaksın. O da seninle her zaman gurur duyacak. Ben de hep yanınızda olacağım. İyiyim. İyiyim.
Efendim? Neredesiniz? Bulamıyorum sizi. Sen neredesin ki? Ben hastanedeyim. Ha, biz eve geldik. Eve gel sen de. Çiçek iyi mi? İyi, iyi. Ya, ateş çıkmış işte. İğne yaptı doktor, ilaç falan verdi. Tamam. Ben haber verdim merak etmesin diye. Hiç şaşırmadım zaten. Bana yalan söyledi. Ablamsın sen benim ya. Ablam. Allah hepinizin cezasını versin. Ateşi düştü. İlaçlar etkisini gösterdi. Allah'a şükür. Çok korktum ama bir şey olacak diye. Korkma korkma, bir şey olmaz. O da senin gibi güçlü bir kadın olacak. Böyle ateş falan vız gelir, tırıs gider yani. Sen de çok yoruldun. Hadi git dinlen biraz. Hastanede de koşturdun o kadar. Eline de yakışıyor bebek. Biraz tecrüben var tabii. Ya pardon. Ben hatırlatmak istemezdim. Senin kalbinin temiz olduğunu biliyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa beni muhakkak ara, olur mu? Tamam, ararım. Teşekkürler. Rica ederim. Taylan. Hale. Hoşça kal. Güle güle. Tamam, artık ağlamayacağım. Asiye Hanım, canımı çok yaktın. Yok. Taylan'la aramda hiçbir şey yok. Alsın artık şu kas kafanız bunu, tamam mı? Ya ne olabilir ki? Sen çok iyi bir anne olacaksın. O da seninle her zaman gurur duyacak. Ben de hep yanınızda olacağım. Ben de eskimle olmayacağım artık. Ağlamayacağım da. Ben de senin canını acıtacağım. Hale Hanım. Ben Mine. Asiye, ne oldu? İyi bir çiçek. Doktora gittik işte. İlaçlarını falan verdi. Biz mi hata yaptık? Bir yerde bir yanlışlık mı yaptık biz? Bizim yüzümüzden mi? Başka bir doktora gidelim, bir fikir daha alalım yani. Çetin, sakin ol. Kötü bir şey yok. Ateş çıkmış işte. Ne bileyim ya. Ben panik oldum biraz. Sen aradın, açmadım ya. Bir de tabii onun da pişmanlığı var. Pişman ol zaten. Ben çocuğumuzla uğraşıyorum, sen arkadaşlarına fink fink geziyorsun. Gitmedim ben oraya ya. Geziyordum boş boş. Aşağı inelim, orada konuşalım. Uyanmasın. Aç mısın? Ya böyle çok duygusuz gibi olacağım ama açım valla. Allah'ım yarabbim ya. Gel ben yaparım sana bir şey. Çok sağ ol. Bebeği kullanıyor. Biliyor Taylan'ın zayıf yanını. Allah seni kahretsin Selen. Kahretsin. Ben ne sağlık? Sinirin geçti mi biraz? Geçmedi. Kızıyorum hala kendime. Ya benim çoluğum çocuğum var ya. Sorumluluk sahibi bir insanım. Telefonu açmamak ne demek ya? Nasıl bir aptallık bu? Yani orası öyle. Kızım var ya, bundan sonra sen aradığında daha çalmadan açacağım. O nasıl olacak be? Bilmiyorum. Ya telefonu elimde tutacağım. Tam çalarken açacağım gibi. Bak sana söz veriyorum. Hakikaten söz veriyorum. Bir daha hiç kırmayacağım seni. Kızımızı da asla yalnız bırakmayacağım. Seni kırarsam kafamı kır, tamam mı? Tamam aşkım, kırarım.
Tamam, o seve seve kırarsın tabii. Öyle gibi söyledin. Hatta sen daha Çetin'in Ç'sini demeden yanında bitiyorum bundan sonra. Dene. Buradayım gibi düşün. İnşallah bu vaatlerin altı doldur da. Biz de boş yok kızım. Canım mısın sen benim? Ne de güzel tost yaparmış. We'll be right back.